Kanal T ekranlarından herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Bir Gökçek'le Sağlıklı Yaşam programıyla daha karşınızdayız efendim. Bu akşam sizler için ilk konumuz olarak zatüre ile başlayacağız. Zatüreye neler sebep olmaktadır ve çözüm yolları nelerdir? İbrahim Gökçek'le bunları konuşacağız efendim. Evet, hemen başlayalım. Zatüreye ne sebep olur ve çözüm yolları nelerdir? Zatüre ne sebep olur? Çözüm yolları nelerdir? Evet. Zatürenin sebebi bilindiği gibi tedavi edilmeyen bronşit. Zamanla veya bakteri, virüs ve mantarlar zamanla zatüreye dönüşüyor tedavi edilmesi. Genellikle çocuklarda olmasına rağmen yetişkinlerde de gözükebilir. Akciğerde takriben 300 milyon hava kesici var. Alveolon denen hava kesicikleri oksijen alır, karbondioksit verir. Bu hava kesicikleri iltihaplanırsa içi sıvı, su dolar. Su dolduğu zaman da görevini yapamaz. Oksijen alamaz, karbondioksit veremez. Kişide birçok hastalık ortaya çıkar. Halsizlik, dermatit, yorgunluk, baş ağrısı vesaire vesaire. Ne yapılabilir? Yani hastalık belli. Teşhisi, tedavisi için ne yapılabilir? Şimdi bununla ilgili çok güzel çalışmalar yapılmış. Çiçek şu çiçek. Itır, Afrika ıtırı. Türkiye'de de buna bir benzeri var. Şöyle. Buna da büyük ıtır denir. Fakat çiçeğe farklı görüyorsunuz. Biraz farklı bir çiçeği var bunun. Yaprağı farklı. Bunun da özelliğini anlatacağım. Türkiye'de yetişenin. Afrika ıtırı ile ilgili klinik araştırması yapılmış. Yapılan araştırmalarda şöyle mi? Avrupa'da 50 bin çocuk üzerinde denenmiş. 50 bin çocuk. Efendim, ilk denemeler 1920'li yıllarda İsviçre'nin Cenevre şehrinde Doktor Zeşa'ya verem hastalarını tedavi etmiş. Verem hastalarını tedaviyle işe başlamış. 9 yıl içerisinde 800 verem hastasını tedavi etmiş. Tedavi ettikten sonra da bu bitkinin kökünden elde edilen ekstreyi tabipler odasınca kendine markasını tescil yaptırmış. Belgelenmiş. Cenevre Tıp Fakültesi tarafından tescil edildikten sonra formülü gizlemişler. Takriben 100 yıl gizli tutmuşlar. Neden yaptıklarını söylememişler. 100 yıl tek bir firmanın kontrolünü de hemen hemen bütün Avrupa ülkelerinde verem, başta olmak üzere bronşit, faranjit, sinüzite karşı kullanılmış. 1993 yılında 1995 yılına kadar 158 doktor, yani 2 yıl içerisinde çocuk doktoru 0-12 yaş grubu arasındaki 742 çocuğu bronşit, faranjit, sinüzit gibi rahatsızları olan çocukları tedavi etmiştir. Daha sonra Profesör Doktor Reitman ve ekibi 641 hastayı tedavi etmiştir. Bugüne kadar 50 binin üzerinde üşütme, grip, nezle, faranjit, bronşit, sinüzit gibi rahatsızları olan çocuklar Avrupa'da hemen çocuklara antibiyotik verilmiyor. Al antibiyotik. Antibiyotik zehirliyor. Neyle tedavi ediliyor? Bitkilerden elde edilen şuruplar, damlalar, drajeler. Bitkiden elde edilen ekstra, damla, draje, kapsüllerle çocukların bağışıklık sistemi güçleniyor. Daha da güçlü. Biz ne yapıyoruz? Antibiyotik veriyoruz. Bağırsak florası yok oluyor. Çocuk alerji hastalıklarına, cilt hastalıklarına çok çok hassas oluyor. Yakalanıyor. Sürekli hasta oluyor. Bu nedenle asla ve asla çocuklara kimyasal ilaç vermemek gerekir. 0-6 yaş grubu çok çok önemli. 0-6 yaş grubunda bağırsak florası yavaş yavaş oluşuyor. Siz antibiyotiklerle müdahale ettiğiniz zaman bu tür rahatsızlarda çocuğunuzu bilerek veya bilmeyerek zehirliyorsunuz. Bir kişi kimyasal ilaç veriyorsa çocuğuna, çocuğunu zehirliyordur. Ya doktorum yazdı. Doktor yazar. Bitki uzmanı değil ki. Türkiye'de maalesef bitki uzmanı doktor ayrımı var. Yani Avrupa'da, Amerika'da, Antarktika'da yok.
herkes aynı zamanda, her doktor aynı zamanda fitoterapi eğitimi görüyor Avrupa'da, Asya'da. Türkiye'de neden bu yok? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'de bir yavaş yavaş tıp mafyası, yani ilaç sektöründe bir mafyalaşma oluştu. Onu hiçbir güç kıramıyor. Türkiye'de bir ilaç mafyası var. Onların istediği oluyor, onların istemediği olmuyor. Hangi hükümet gelirse gelsin, ABC. Çocuğunu düşünen, Afrika ıtırından elde edilen damla, drajiye, macun, efendim şey de var, şurup, macun da var. Kullanır. Çocuğun bağışıklık sistemi güçlenir. Faranjit, sinüzit, bronşit. Klinik araştırması yapılmış. Avrupa'da 50 bin çocuk üzerinde denenmiş. Neden biz hala diretiyoruz? Al, kimya kullan, kullan, zehirle, zehirliyoruz. Bunu anlamıyorum yani. Bundan vazgeçmemiz gerekir. Dünyada bir biz kaldık böyle bitkilere karşı böyle duran böyle mesafeli. Ya tamam, şifalı bitkilerle ilgili bazı, affedersiniz, panaksçı, şuncu muncu çıkıyor. Kimyasal ilaçla vatandaşı zehirliyor. Böyle tehlikeli insanlar da var ama artık onları ayırmak gerekir. Evet, böyle bir durum da var maalesef. Evet, peki çocuklara kimyasal kullandırmamaktan bahsetmişken, dolaylı olarak ikisini de aynı anda yürütmek adına söylüyorum. Gelişimi de etkiliyor tabii ki kimyasal ilaçlar. Tabii, şimdi ona geleceğim. Evet. Ona gelmeden önce şu ıtır farklı bir ıtır. Türkiye'de, yani birçok ülkede yetişir, Türkiye'de yetişir. Vatanı Türkiye. Pelargonium gravilioles, yani büyük ıtır. Bunun özelliği nedir? Bunun kökünden bir yağ elde edilir. Sahte gül yağı üreticileri bunun kökünden elde edilen sahte yağı gül yağına karıştırırlar. Gül yağına çok benzettiği için. Bunun özelliği, sivrisinek girerse eve, mesela yatak odanıza 1000 tane sivrisinek girdi. Sabah kalkıp bakarsınız ki bunun bulunuyorsa yatak odasında bunun saksısı, ıtır saksısı, o 1000 tane sivrisinekten bir tane kalmaz. Bunun yapraklarındaki eterik yağı çok özel kokar. Sivrisineği uyuşturur, öldürür. Sivrisinek otu da denir. Afrika, Türk ıtırı veya büyük ıtır. Gelişim problemi, evet, çok önemli. Aşırı kimyasal ilaçlar çocukların gelişimini engeller. Antibiyotikler, antihistaminikler, antidepresanlar, kortizon zaten böbrek üstü bezelerine zarar verir. Hormon salgılayan hücrelerine zarar verir vesaire vesaire. Hipofiz bezesi, hipotalamusun altında hipofiz bezesi var. Hipofiz bezesinin nohut büyüklüğünde sarımsak gibi sallanan bir organ. Bu organ çok fonksiyonları var da, orkestra şefi gibi bütün hormon salgılayan organları yönetir, yönlendirir. Orkestra şefi gibi. Birçok hormon salgılar. Bu hormonlardan biri de neydi? Ama kafamızı karıştırmayalım. Somatotropin. Somatotropin gelişimi sağlayan bir hormondur. Bunu hipofiz bezesi salgılar. Somatotropin hipofiz bezesi salgılar. Karaciğerde gelişimi sağlayan, yani uyarıcı birdir. Mesaj gibi somatotropin salgılandığı zaman karaciğer somatomedin denen bir hormon salgılar. Yani büyümeyi teşvik edici, büyütücü bir hormon. Aynı beze, hipofiz bezesi aynı zamanda büyümeyi önleyici, durdurucu bir hormon daha salgılar. O da somatostatin. Şimdi burada somatotropin salgılanır. Bunu karaciğer algılayamazsa yavaşlar büyüme. Genellikle 3 yaşla 9 yaş arasında belli olur. Çocuklarda, küçük çocuklarda ve büyük çocuklarda gelişim oluyor mu? Gelişimde bir anormallik var mı, yok mu? O zaman daha belirgin olur. Veyahut da karaciğer somatomedin denen gelişimi sağlayan hormonu salgılar da hücreler bunu algılayamaz. Olabilir. Yani birçok faktör rol oynayabilir. Benim küçük oğlumda böyle bir problem vardı. Baktım o. Arkadaşlarına göre biraz kısa boylu, biraz cılız. Bir çocukla bir kavga yaptı böyle. Ben de seyrediyorum. Çocuk kavga yanlısı değil aslında ama baktım çocuk
kavgada yenildi. Çok zoruma gitti. Dedim bak bu çocuk çok zoruma gitti. Dedim ki tamam ben bunu, bu problemi halledeceğim. Ben ona her gün sabah öğle akşam sürekli iksir verdim. Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaşak, 37 yaprak, kakule içeri. Ondan sonra takip ediyorum ne olacak. Bademcikleri şişiyordu, antibiyotik veriyorduk. Antibiyotik gerek kalmadı. Bademcikleri tertemiz oldu. Yani 5-6 ay sonra arkadaşlarını geçti. Yani büyümesi tekrar normale döndü. Artı özel bir çayı da var tabii bunun. Özel bir formülü de geliştirdik sonra. 40 kilit otu yani at kuyruğu otu, ısırgan otu gibi 19 çeşit bitki ekstresinden oluşan 40 kilit forte. Kemikleri güçlendirici, geliştirici. Bir de hipofiz bezesini temizleyici, arıtıcı, güçlendirici yoğurt otu ve yine 19 bitkinin ekstresinden oluşan yoğurt otu forte. Kişi bunu kullandığı zaman hipofiz bezesindeki somatotropin harekete geçer. Bu da karaciğeri uyarır. Karaciğerde gelişimi sağlayan hormonu salgılar. Şimdi benim oğlum maşallah benden 20 santim daha uzun. Yani neredeyse korkuyordum çocuğun boyu. Yani o öyle gitse de Allah korusun bir 60'ı bulmayacaktı. Şimdi 1.85, 1.86 boyunda. %100 etki yapıyor yani o durumda. Evet, şimdi hipofiz bezesindeki bu hormon anormalliğinin sebebi birçok faktör rol oynuyor. Yani gelişimi engelleyen mesela anne baba sigara içiyorsa bebekler, çocuklar etkilenir. Evet. Alkol içiyorsa mesela anne içiyorsa emzikliyse çocuğuna direkt süt yoluyla kahve içiyorsa çocuğu mesela emzikli anne kahve içiyorsa, çay içiyorsa bunların hepsi bebeğin gelişmesini engeller. Yani sigara içilen ortamda çocukların gelişimi yavaşlar. Yani toksik madde zehirleniyor. Bu nedenle çocukların ve bebeklerin olduğu yerde asla sigara içilmemeli. Yani birçok faktör rol oynuyor. Yani gelişimde. Biz bununla ilgili güzel bir çalışma yaptık. Gördük de. Yani şimdi tabii ki bazıları diyor 22-23 yaşına gelmiş ben boyumu uzatmak istiyorum falan diyorlar. Öyle diyenler de var ama o yaşa geldiğin zaman kişi olur mu olmaz mı bilemiyoruz. Ama bana göre 14-15 yaşına kadar yani boyun uzamasını isteyenler mümkündür tedavisi. Eğer ki hipofiz bezesi yeterli ve kaliteli enzim hormon salgılayamıyorsa, karaciğerde bir anormallik varsa bunlar tedavi edildiği zaman tekrar normal düzene girebilir. Sebebini öncelikle bilmek. Diğerlerinin tedavisi yapılmalı yani. Tabii sebebini bildiğimiz zaman tedavisi evet. Kolay. Sebebini bilemiyorsak tedavisi zordur. Sebebini bilmek lazım. Nedir? Nereden kaynaklanıyor? Bunu da doktorun teşhis etmesi gerekir. Doktoru teşhis ederse problem kalmaz. Evet, peki hocam faranjitle devam etmek istiyorum ben. Faranjite nedir? Bir çözüm yolu var mıdır? Nasıl engellenebilir? Evet, evet. Olmadan önce yok edilebilir mi veya olduktan sonra yok edilebilir şimdi mi? Şimdi bu gördüğünüz de ebem gümeci. Ebe gümeci veya ebem gümeci denir. Çiçeklerini görüyorsunuz. Çok güzel, çok hoş bir çiçeği var. Güzel mi? Evet, rengi de çok güzel. Evet. Bunu efendim Girit Türkleri, Giritliler çok iyi bilir. Bundan çok güzel mavi pilav yaparlar. Çiçeklerini toplarlar, kuruturlar. Pilava katıldığı zaman pilava mavi bir renk verir. Mavi pilav derler. Çoğu reçeteyi vermez. Reçetesi çok basit halbuki. Yani bazı insanlar pilava zerdeçal katar. Sarı, altın sarısı güzel bir renk oluşur. Giritliler de bunun çiçeğini kuruturlar. Pilava kattıkları zaman mavi bir renk verir. Hoş bir renktir. Bunun özelliği balgam söktürücü olması. Akciğeri temizler, faranjiti önler, ağız boğazdaki mukozanın tahriş olmasını, tahrip olmasını önler. Çünkü bu çok özel bir şlaim yani mukoz bir madde içerir. Bu mukozayı böyle koruyucu özelliğe sahiptir. Faranjitin sebebi bakteri, virüs, akut. Eğer
tedavi edilemiyorsa, kronikleşmişse, kronik faranjitin sebebi farklıdır. Yani kronik faranjit de akut faranjit biraz farklı. Bağırsaktaki mantarlar boğaza yerleşmişse, buna karşı antibiyotik kullandıkça hasta daha da ağırlaşır. Kronikleşir. Kronik faranjit tedavisi imkansız bir hal alır. Ne kadar kimyasal ilaç kullanırsa o kadar tehlikeli olur. Çünkü antibiyotikler boğazda mantarı besler. Yani her türlü antibiyotik mantarı çoğaltır, azdırır. Azaltmaz. Mantara hiçbir ilaç zarar veremez. Mantara karşı dünyada en etkili birkaç bitki vardır. Bunlardan birini ilk defa Türkiye'de söyleyen benim. Kimse duymamıştır adını. Nedir? Adı nedir? Horopito. Horopito Yeni Zelanda'da yetişen bir bitki. Mantara karşı dünyada en etkili bitkilerden biridir. Aloe vera, Türkiye'de laden gülü veya karahan. Biz bunlarla ilgili çok güzel bir çalışma yaptık. Adaçayı forte. Birleşiminde adaçayı ekstrakti, ebem gümeci ekstrakti. Bu ebem gümeci faranjite karşı kullanıldığında kronik faranjit, fakat sıradan basit bir faranjit değil. Faranjit genellikle din adamlarında, yani Kur'an okuyan, müezzinlik yapan efendim veyahut da öğretmenlerde, siyasetçilerde, ses sanatçılarında veya sunucularda. Çok konuşanlarda yani. Evet, sunucularda. Bizlerde olması yüksek ihtimalle. Çok konuşan kişilerde ses tellerinde tahriş olur. Evet. Kişi daha da çok konuştuğu için ve gerilimli bir ortamda konuştuğu için milyonların önünde ne olur? Daha da hassaslaşır. Buna karşı korumak için adaçayı forte, çok mükemmel bir formülümüz var. Bu yavaş yavaş temizler, aratır. Artı çay ağacı yağı da gargara yapılırsa boğazı temizler, aratır. Bakteri, virüs ve mantar yavaş yavaş ortadan kaldırır. Fakat faranjitin sebebi bağırsaklar olduğu için, yani birçok hastalıkta olduğu gibi bu hastalıkta da sebebi bağırsaklar olduğu için bağırsakları tedavi etmeden asla tedavi olmak mümkün değil. Kalıcı tedavi olunmaz. Çünkü boğazdaki faranjiti tedavi ettiniz diyelim. Adaçayı forte. Kullandınız, bitti. Hı. Kişinin bağırsaklarında mantar varsa yeniden bulaşır. Geçici bir çözüm. Eliyle oluyor veya başka yolla. Bu nedenle çözüm değildir. Hı. Kalıcı çözüm. Hazır faranjitten bahsetmişken ve boğazdan ilerlemişken tiroid bezi rahatsızlıkları, nodül. Evet. Bunlardan biraz bahsedelim. Tiroid beziyle de ilgili şu gördüğünüz naneye benzer bir bitki var. Bunun Türkçesi kurt otu diyebiliriz. Lycopus virginiana. Oropium diye iki türü var. Bu bitki çok güzel. Çiçeği kurt ağzına benzediği için kurt otu denir. Türkçe karşılığı. Kurt otu ile ilgili Almanya'da, Avrupa'da, birçok ülkede klinik araştırmalar yapılmış. Hipertiroid, yani aşırı tiroid, iyot, yağın salgılanmasını, tiroksin salgılanmasını engellemiş, frenlemiş, normal hale getirmiştir. Bir de bazı insanlarda herhangi bir nedenden dolayı tiroid bezesinde nodüller oluşur. Eğer nodül oluşursa ne olur? Tedavi edilmezse bu çok çok küçük minik kistler, 1-2 milim çapındaki nodüller yavaş yavaş büyür. Tiroid bezesini sağ, sol lob ve orta lob hepsini sarar. Tiroid bezesini tamamen komple almak zorunda kaldır. Alınmak zorunda kalır. Kişinin tiroid bezesi alınırsa ömür boyu iyotlu haplar almak gerekir. Bu da ne yapar? Birçok hastalığı tetikler. Yani durup dururken bir iş. Bu nedenle eğer ki kişi tiroid bezesinde herhangi bir anormallik tespit edilirse iksir kullandığı zaman çok kısa sürede, iksirin özelliği şudur. Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaşak otu, zeytin yaprağı, kakule içer. Tiroid bezesindeki nodül veya bayanlarda kist, miyom, yağ bezi ne varsa eritir. Özelliği budur. Farklı. Neden? Çünkü dünyanın en kaliteli sarımsağı
Taşköprü'de. Taşköprü neden Taşköprü? Kastamonu Taşköprü sarımsağı dünyada en kaliteli sarımsaktır. Neden? Çünkü bu topraklar yapılan araştırmalara göre selenyum bakımından çok zengin olduğu için Taşköprü sarımsağı Türkiye'nin diğer bölgelerinde yetişen sarımsaktan daha kaliteli bir. Dünyanın diğer ülkelerinde yetişen sarımsaktan daha kaliteli iki. Neden? O toprağın içermiş olduğu mineralden dolayı yoğun bir selenyum içeriyor bu toprak. Başka bir bölgede böyle bir durum yok. Bize sarımsak üreticisi bir firma geldi de onlara dedim ki gübre olarak guano gübresi, yarasadan elde edilen Türkiye'nin Karadeniz bölgesindeki mağaralarda çok guano gübresi elde ediliyor. Bir de spirulina. Bu da gübre şeklinde sarımsak ekilen topraklara kullanılırsa daha kaliteli sarımsak elde edilebilir. Yani herhalde ben başlarsam bunu da yaparım. Bunun da devamı gelir diyorsunuz. Peki nodüller oluştuktan sonraydı bu söylediğiniz. Mesela nodül olmadığı zaman yani böyle bir şeyin oluşumundan önce de kullanılırsa yine oluşumuna etki eder mi? Oluşmamasını sağlar mı? Tabii yani zaten hastalık başlamadan tedbir almak gerekir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek evet. gerekir. Bunun için ne yapılabilir? Yani bu tiroid bezesindeki nodül ile ilgili değil, genel olarak her hastalığa karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekir. Bununla ilgili geçen mesela bir örnek verdim. Spirulina. 2000 çeşit enzim içeriyor. 94 çeşit mineral içerir. 94 çeşit. Makro mikro oranda, çeşit çeşit oranlarda. Demirdi, fosfordu, kalsiyum, magnezyum vesaire. Omega 3, 6, 9 yağlarını içerir. Yani balık yağındaki omega 3, 6, 9'un bütün alt türevlerini içerir. Amino asitlerin esensiyel ve esensiyel olmayan türlerini içerir. Mesela Çernobil'de atom reaktörünündeki kazadan dolayı buradaki sızıntı birçok ülkede birçok problemi tetiklemiş. Mesela Beyaz Rusya'da mide bağırsak rahatsızları yaşayan çocuklar üzerinde spirulina ile tedavi denemesi yapılmıştır. Yani normal bir gastrit bakteriden olur. Helicobacter pylori veyahut da virüs veyahut da mantardan olur. Fakat buradaki farklı radyoaktif maddenin sebep olmuş olduğu bir gastrit ülser ayrı yani kimyasal maddenin sebep olmuş olduğu gastrit ülser spirulina ile tedavi ediliyor. Farklı bir durum yani. Bunun başka da başka diğer ürünlerin hiçbirisi etkili olamamıştır. Sadece spirulina kimyasal radyoaktif maddenin yapmış olduğu tahribatı önlemiştir. Nasıl önlemiş? Çünkü hiçbir bitkide olmayan enzimler içerir, omega yağ asitleri içerir, mineraller içerir, vitaminlerin hemen hemen her türünü içerir. B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12 vitamini içerir, H vitamini içerir, K vitamini içerir, E vitamini içerir. İçerdiği gibi değil, yüksek oranda içerir. Mesela bir ton sebze ve meyvenin içermiş olduğu vitamin, mineral, enzimin bir kilo spirulina içerir. Spirulina mikro yosun. Mavimsi yeşil mikro yosun. Eskiden bazı ülkelerde üretiliyordu, oradan alınıyordu. Şimdi her yerde üretiliyor. Yani her tarafta üretmek mümkün. Evet peki hocam şimdi de zayıflık hastalığına geçmek istiyorum. Ben halk dilinde bildiğimiz adıyla manken hastalığı ama diğer adıyla anoreksiya olarak geçiyor. Ve kişi ne kadar zayıf olsa da aynaya her baktığında kendini kilolu olarak görüyor bu hastalıkta benim bildiğim kadarıyla. Evet. Bunun bir çözümü, tedavi yöntemi var mıdır? Tabii tabii. Bazı mankenler, ses sanatçıları, işte şov dünyasında olanlar kariyer yapabilmek için işte kadınlık organlarının gelişmesini istemiyorlar. Evet. Yani doğum yaparsa işte buna engel olarak görüyor. Vesaire ne yapıyor? Yemiyor, içmiyor. Günde bir veya iki tane zeytinle idare ede ede ne oluyor? Sindirim organları.
yavaş yavaş sindirim salgısı salgılamıyor. Tükürük bezeleri 1,5 litre tükürük salgılar günde. Uzay istasyonundan bir ses geliyor. Tükürük bezeleri 1,5 litre tükürük salgılar. Mide 1,5 ila 2 litre mide asidi salgılar. Karaciğer 1,5 ila 2 litre enzim hormon salgılar. İnce bağırsak 3 ila 4 litre sindirim salgısı salgılar. Toplam 10 litreye yakın sindirim salgısı salgılar. Bu organlar ağızdan kalın bağırsaktır. Kalın bağırsak bu sindirim salgılarının %99'unu emerek geri alır. Ve tekrar hangi organda ne kadar ne gönderilmesi gerekiyorsa gönderir. Fakat kişi sürekli az yiyorsa ne olur? Sindirim salgılarının kalitesi yavaş yavaş azalır, salgılama oranı ve artık salgı salgılayamaz hale gelir. Bu sefer ne olur? Adet göremez olur bayan. Adet anormallikleri başlar. Ne olur? Zamanla adet göremez. Bu sefer adet görememe nedeniyle birçok kadınlarda gözüken hastalıklar ortaya çıkar. Aşırı agresif olur vesaire, sinirli vesaire. Bu gibi durumlarda ne yapmak gerekir? Bizim çok güzel bir formülümüz var. Bu nedir? Tentür. Tentür, zencefil, zerdeçal, kurkuma longa, altın başlık, 30 zeytin yaprağı, kakule içerir. Kişi kullandığında bunu yavaş yavaş sindirim salgıları artmaya başlar. Sindirim organları faaliyete geçer. Bir hanımefendi 35 kiloya kadar düşmüştü. Yani gitti gidiyor yolcu. Dal gibi kalmıştı. Yazık. Annesi, babası, ailesi çok korkuyor. Aman kızımız gitti, gidiyor. Yemiyor, içmiyor, hiçbir şey yemiyor. Sürekli bulantı, kusuyor vesaire. Onu yese bunu hiçbir şey yemiyor. Yediği işte kusmak zorunda kalıyor. Kusmamak için yemiyor. Öyle bir kısır döngü. Böyle. Problem yok dedim, hallederiz. 6 hafta içerisinde 7-8 kilo aldı. Sonra devam etti. 52 kiloya çıktı. Normala döndü çok şükür. Yani böyle bir yeni bir hastamız daha var. O da 35 kilo. Hiçbir şey yemiyor, içmiyor. Bir zeytin, iki zeytin günde. Bir iki zeytinle hayat geçer mi? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Yani bunun önüne geçebilmek için tentür mü diyoruz? Tentür eğer, ama bağırsak florası da bozulmuştur. Evet. Tentürle başlayıp veya iksir de olabilir. Hı hı. Sonra aloe vera yavaş yavaş bağırsak florası düzene girdikçe, sindirim salgıları düzene girdikçe normale döner zamanla. Zamanla vücut fonksiyonları yerine geliyor ve görevini yapar hale geliyor tabii. Teşekkür ediyoruz hocam bu akşam da verdiğiniz bilgiler için. Ve değerli izleyenler, bugün de bize ayrılan sürenin ne yazık ki sonuna geldik. Mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle efendim. Çarşamba akşamı tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.